Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Merkez Halilye ilçesinde dün akşam arazi anlaşmazlığı sebebiyle kavga çıktı ve çıkan kavgada iki kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı. Şanlıurfa'nın Merkez Halilye ilçesindeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, dört kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup, Halilye ilçesi kırsalındaki Şenocak mahallesinde karşılaştı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada Ali Erçel ve Halil Erçel olay yerinde yaşamını yitirirken yaralanan 4 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken kavgaya karışanların yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün de 60 evde karantina uygulaması başladı ve 40 evde de uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssa kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Ceylanpınar'da 3, Eyüpiye'de 13, Haliliye'de 14, Karaköprü'de 16, Suruç'ta 3, Viranşehir'de 9, Bozova ve Siverek ilçelerinde birer adreste karantina tedbiri uygulamasına karar verildi. Öte yandan kentte 40 evdeki karantina ise sona erdirildi. Kültür turizminin önemli merkezlerinin başında gelen, hatta başkenti olan Şanlıurfa'da yerli ve yabancı turistlerin şehirde daha kaliteli zaman geçirebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan mobil gezi rehberi niteliğinde kişiselleştirilen pasaport uygulaması hayata geçirildi. Köklü tarihi ve doğal güzellikleri inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Şanlıurfa'da Valilik, Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ tarafından dijital uygulama gerçekleştirildi. Karacadağ Kalkınma Ajansı finansmanıyla gerçekleştirilen mobil arayüze sahip uygulama sayesinde Şanlıurfa'ya ait gezi rehberi, harita, yeme içme, konaklama ve şehirdeki gezi rotaları yer alıyor. Hali hazırda Türkçe, İngilizce ve Çince olarak kullanılabilen ve farklı dillerinde yüklenebileceği uygulama vasıtasıyla şehirde yapılabilecek her şey aynı çatı altında toplanarak ziyaretçilere büyük bir kolaylık sağlanıyor. Kente ziyaret eden kişilere ücretsiz verilecek pasaport görünümlü rehberde ise uygulamada yer alan şehrin önde gelen tarihi ve turistik mekanları ile yöresel lezzetlerinden oluşan 12 görev yer alıyor. Bu görevlerden 10'unu tamamlayanlara ise hazırlanacak Fahri Hemşerilik Berat'ı hediye edilecek. Dileyen ziyaretçiler gezi pasaportlarına Balıklı Göl ve Göbekli Tepe'deki noktalarda 2 TL karşılığında fotoğraflarını bastırarak Şanlıurfa hatırası olarak saklama imkanı bulacak. Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ Müdürü Mehmet Uncu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk defa yenilikçi bir uygulamayı faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uygulama sayesinde her bir ziyaretçiyi Fahri Turizm Elçisi olarak değerlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Uncu şöyle konuştu. Türkiye'nin en kalabalık hemşeri topluluğu Şanlıurfa. 2.8 milyon hemşerimiz var. Bunlara ek olarak buraya gelen ziyaretçileri de bir Urfalı olarak geri yollamak istiyoruz. Bizim Fahri hemşerimiz olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda da finansmanını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın yaptığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile beraber yaptığımız bir uygulamamız var. Urfa Pas uygulaması.
Urfa Pass uygulamasında 12 tane görevimiz var. 12 görevin 10'unu gerçekleştiren kişilere de biz Fahri Urfalı belgesi yolluyoruz. Buradaki ana amacımız ise gelen ziyaretçileri bir ziyaretçi gibi değil de bir misafir olarak, bir Fahri Urfalı olarak geri yollamak. Böyle bir çalışmamız var. Urfa Pass derken Şanlıurfa pasaportu. Yani 12 tane görevin 10'unu yaptığınızda aslında siz artık Urfalı oluyorsunuz. Bunların arasında gördüğünüz gibi Balıklı Gölü ziyaret etmek var. Göbektepe'yi ziyaret etmek var. Halfeti'yi ziyaret etmek var. Urfa'nın coğrafi işaretli ürünlerini yemek var. Şanlıurfa'ya gezmeye gelen ziyaretçiler de uygulamanın keyifli ve profesyonelce hazırlandığını gördüğünü belirtti. Urfa Pass aplikasyonu çok faydalı. Urfa'da gezilmesi gereken yerleri, ilginç olan tarihi yerlerin tamamını bütün her gün kullandığımız cep telefonumuza çok kullanışlı bir arayüzüyle yerleştirmiş, entegre etmiş olan bir uygulama. Çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Çünkü bütün görülmesi gereken yerlerin tamamını derli toplu bir şekilde farklı dil seçenekleriyle görebileceğiniz ve kolayca yerini yönünüzü bulabileceğiniz bir uygulama. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Kuş'un son durağı ise Akdilek Kırsal Mahallesi oldu. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Kuş'un son durağı Akdilek Mahallesi oldu. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdüren Eyüpiye Belediyesi, belirlenen program dahilinde kırsal mahallelerde bir yandan stabilize yol yapımı, diğer yandan kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki hummalı çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen ve ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un son durağı Akdilek Mahallesi oldu. Bölgede sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Kuş, mahalle muhtarı Hüseyin Çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelip talepleri dinledi. 18 birimimizle, 18 müdürlüğümüzle bugüne kadar Eyüpiyeli kardeşlerimize hizmet ettik, hizmetkar olduk ve hizmetkar olmaya devam ediyoruz. Şu anda Eyüpiye Kırsal Mahallesi'ndeyiz, Akdilek Mahallesi'ndeyiz. Ve bu bölge uzun süredir hizmet görmemişti. Muhtarlarımız sağ olsunlar, yaklaşık bir senedir sabrettiler. Ve sabrın karşılığını işte iki gün önce çalışmalarımızla inşallah sabırlarının karşılığını verdik. Ve şu anda şantiyemizi Akdilek mahallemizden başlattık. Gerçekten samimiyetle söylüyorum, içtenlikle söylüyorum. Kırsalda biz çok güzel hizmet yaptık. Çok güzel başarılara imza attı. Gerek başkan yardımcımız, gerek birim müdürümüz, gerek fen işlerinde çalışan bütün kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalıştılar ve girdikleri mahallede eksiksiz olarak hizmetlerini tamamlayıp çıktılar. Onun için belediye başkanım Sayın Mehmet Kuş ve müdürleri ve ekipleri A'den Z'ye kadar şükürlerimi sunuyorum. Benim adıma ve köyümün halkının adına teşekkür ediyorum. Memnun musunuz çalışmak? Çok memnunuz. Allah sizleri muvaffak etsin. Biz sizlerle beraberiz. Ölümüne her yerde her saatteyiz. Adana merkezli, aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 4 ilde düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla giriş yapan düzensiz göçmenleri para karşılığı Ankara ve İstanbul'a götürdükleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli, aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 4 ilde operasyonda yurda kaçak yollarla giriş yapan düzensiz göçmenleri para karşılığı Ankara ve İstanbul'a götürdükleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yurda illegal yollardan giriş yapan düzensiz göçmenler, para karşılığında Ankara ve İstanbul'a götüren organizatörlere yönelik 5 ay süren teknik takip gerçekleştirildi. Adana, Konya, Şanlıurfa ve Hatay'da 8 adrese düzenlenen baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 52 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ve Haliliye Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri ekipleri kırsal mahallelerde yapımı ve mefruşatı tamamlanan çok amaçlı kültür evlerinin çevre düzenlemesini yapmaya devam ediyor. Tüm işlemleri tamamlanan kültür evleri bir bir hizmete sunuluyor. Ekipler son olarak da Kayalı Kırsal Mahallesi'nde bulunan kültür evinin çevre düzenlemesi işlemlerini gerçekleştirdi. Haliliye Belediyesi Merkez ve Kırsal'da vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda kırsal mahallelerde yapımlarına başlanan tüm çok amaçlı kültür evleri hizmete hazır hale getirildi. Belediye ekiplerince halı serim işlemleri tamamlanan kültür evlerinde son olarak çevre düzenlemeleri de yapılıyor. Fen İşleri ekipleri son olarak Kırsal Kayalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evinin çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Çalışmalar vatandaşların takdirini toplarken Kayalı Mahalle Muhtarı Mahmut Doğan, Başkan Mehmet Can Polat ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür ederiz. Şimdi daha önce tezgahımız yok. Bir tezgah oldu mu, bir düğün oldu mu yerimiz dardır. Şimdi sağ olasın tezgahımızı yaptı, çevre düzeninde yaptı. Mehmet Can Polat'ın ekiplerinden, her çalışan ekiplerinden çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok güzel bir şeyler yaptı yani bunu. Gayrimenkul Ofis Müdürü Rüştü Öcal, Şanlıurfa'daki konut piyasası hakkında bilgiler verdi. Öcal, konut kredisinde faiz oranlarının düşmesiyle piyasanın hareketlendiğini söyledi. Şimdi yoğun talebin sebebi banka konut kredi faizlerinin düşmesiyle ilgili. Biz buna bağlıyoruz. Buna ilgili ciddi bir yoğunluk var. Biz de MNS 2 gayrimenkul olarak, Realty World MNS 2 gayrimenkul olarak ve Urfa'nın tek kurumsal firması olarak müşterilerimizin hizmetindeyiz. Şimdi ilk başta insanlar tabii 0.64 ve 0.74 konut faizlerinden dolayı ciddi bir yüklenme oldu, yoğunluk oldu. Fakat sonradan giden birçok insanın kredibilitesi düşük olduğu için ev kredisi kullanamadılar. Bu da nispeten bir gerilemeye sebep oldu. Şu anda biz biraz daha gerileme bekliyoruz. Yani konut fiyatlarında biraz daha gerileme bekliyoruz. Kira niye yükseldi? Bütün insanlar daire fiyatları yükselince herkes dairesini satmak için çaba göstermeye başladı. Kiralık ev azaldı. Dolayısıyla fiyatı yükseldi. Yani Urfa'daki fiyatlar şu anda en az %30 şişirme. En az %30 şişirme. Biz yılbaşına kadar bunların biraz daha düşeceğini bekliyoruz. Yani şu anda ev sahipleri mesela yani %30 gibi gerçekten bunu yani çok örnek yaşadık diye söylüyorum. Yani en az %30 gibi insanlar kendi dairelerine, kendi kafalarından zam yaptılar. Yani mesela şu anda satılık arsa bile yok. Kimse arsasını bile satmıyor. Hilvan Belediyesi ilçede koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınan kırsal mahalleleri bir bir dezenfekte ediyor. Küresel bir salgın haline gelen ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüs salgının ortaya çıktığı ilk günden beri ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde hijyen çalışmalarına ara vermeyen Hilvan Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve vaka olduğu tespit edilen evler ve ortak kullanım alanları dezenfekte etmeye devam ediliyor.
Salucağı, Çığıllı ve Hacılar Kırsağı mahallesinde birkaç kişide pozitif vaka olduğu duyurusu üzerine vaka sayısında yaşanacak artışın önüne geçmek için dezenfekte çalışması başlatıldı. Hilvan Temizlik İşleri Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ilçemizin salgından etkilenmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam etmekteyiz. Son zamanlarda birkaç kırsal mahallemizde pozitif vakaya rastlanması üzerine, vaka olduğu tespit edilen mahalleler belediye başkanımız Hasan Ali Bay'ın talimatları ve ekiplerimizin de çalışmalarıyla dezenfekte edildi. İlçemizde yaşanan vaka sayılarındaki artışı düşürmek için hijyen kurallarına uyup dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız evlerinde ekiplerimizin de sahada göstermiş olduğu çabalar COVID-19 salgının ilçemizde etkisini kaybedeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın ifadelerine yer verildi. Tarihin sıfır noktası olarak da nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılına geride bırakan Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'ye yurt içi ve yurt dışından ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılını geride bırakan tarihi öğren yerini bu unvanı sayesinde Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın birçok ülkesinden binlerce kişi ziyaret ediyor. Neolitik döneme ait yerleşim yeri olan kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Öğrencik Mahallesi yakınlarında İstanbul Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından 1963'te yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerinde en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin olduğunu heykelle ortaya çıkardı. Her geçen yıl ünü duyulan Göbekli Tepe 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. 1 Temmuz 2018'de ise Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi toplantısında Dünya Mirası listesine dahil edildi. 2 yıl önce aldığı unvanla dünyadaki bilinirliği artan Göbekli Tepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle birlikte turizmde altın çağını yaşadı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbekli Tepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanal müze uygulaması kapsamında salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu. Göbekli Tepe 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde uğurlamaya devam ediyor. Viranşehir Belediyesi kent genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyük çaba sarf eden Viranşehir Belediyesi, ilçeyi güzelleştirmek adına rutin hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan mesire ve park alanlarında sulama, çim biçme, yabani ot temizleme, ağaç bakımı ve mıntıka temizliği gibi çalışmalar yapıyor. Ekipler yeşil ve yaşanılabilir bir Viranşehir hedefiyle vatandaşların daha rahat ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi için çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Her gün yapılacak rutin çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yeşil alanlara verdikleri hassasiyetten dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çakmaklı özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulunulması gerektiğini söyledi. Maalesef Şanlıurfa tarımın başkenti, GAP'ın başkenti diye adlandırıyoruz. Ama tarımla ilgili çok ciddi problemlerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Tarım işçileri, mevsimlik tarım işçi adı altında bu kardeşlerimizin maalesef Konya, Sivas ve Türkiye'nin de değişik bölgelerine ekmek parası için göç etme zorunluluğu meydana geldiğini hep birlikte görüyoruz. Ve bu göçün neticesinde çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Çocuklarımız eğitimden oluyor, bunu defalarca dile getirdik. Farklı dramlar yaşamaya
Hepimiz şahit olduk. Bilindiği gibi Sivas'ta 3 kardeşimizi kaybettik. Geçen Konya'da 7 kardeşimizi bir kaza sonucu kaybettik. Oysa ki Şanlıurfa tarım başkenti dedik ama tarımla ilgili yanlış politikalardan dolayı bu kardeşlerimizin göç etme zorunluluğu meydana geliyor. Ceylanpınar TİGEM dünyanın ikinci büyük çiftliği olmasına rağmen maalesef Urfalı kardeşlerimize, tarım işçilerimize orada herhangi bir iş istihdamı yaratılmadı. Bu kardeşlerimize sahip çıkalım, çocuklarımıza sahip çıkalım, bölgemize sahip çıkalım. Yani biz tarım ülkesiyiz ve tarım başkenti Şanlıurfa'dan bu haberleri konuşmamız bile bizi derinden üzüyor. İkinci bir konu, bilindiği gibi meralarla ilgili bölgemizde yine ciddi sıkıntılar var. İki ay içerisinde takriben 9 kardeşimiz meraların üzerinde tartışılarak çok üzücü hadiseler yaşamış ve bu hadiselerin neticesinde kan dökülmüş, 9 kardeşimizi kaybettik. Bu konuda da yine yetkilileri uyarıyorum. Caydırıcı önlemlerin alınması ve kanun getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece devletimize bu konuyla ilgili sorumluluk düşmüyor. Vatandaşlarımızın da bu bilince sahip olmasını arzu ediyorum. Çünkü meralar köyün ortak malıdır. Yani biz bunu adaletli bir şekilde ve ortak bir şekilde kullanmak için mücadele edelim. Yani güçlü olan kimse oraya sahiplenmesin. Çünkü orası gerçekten hepimizin ortak yaşam alanıdır ve hayvancılıkla ilgili herkesin orada bir payı vardır. Siverek Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli mahallelerde başlatılan üst yapı iyileştirmeleri devam ediyor. Bir süre önce altyapı çalışmaları sırasında bozulan ana cadde ve sokaklarda asfalt, beton ve kaldırım iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Hayriye, Fırat ve Dicle mahallelerinde asfalt yama çalışmaları yürütülürken Bağlar ve Yenişehir mahallelerinde beton yol yapım çalışmaları sürüyor. Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde prizma kaldırım taşı döşeme çalışmaları yapan ekipler caddeyi estetik görünüme kavuşturuyor. Ekiplerce Topyolu Caddesi'nde de kaldırımlara prizma taşları döşenirken çalışmalar esnafın ve vatandaşın takdirini topluyor. Daha da geniş oldu, daha da güzel oldu. Biz çok memnun olduk. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada çalışmaların belirlenen program dahilinde yürütüldüğü belirtildi. Esnaflardan gelen taleplerin değerlendirildiğini ifade edildiği açıklamada, gelen talepler ekipler tarafından yerinde incelenerek değerlendirilmektedir. Aciliyet arz eden alanlarda zaman kaybetmeksizin çalışmalar başlatılmakta olup belirlenen program dahilinde devam etmektedir. Vatandaş ve esnafımıza çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür ediyoruz denildi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve üremeleri için doğaya bırakılan kelaynaklar kafeslere alınmaya başlandı. Birecik'te 43 yıl önce 11 kelaynakla kurulan kelaynak üretme istasyonundaki kuşların çoğalması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Üreme dönemi geldiğinde Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi başladığında nesli tükenme riski altında bulunduğunda tekrar kafeslere alınıyor. Birecik'teki istasyonda Şubat'ta doğaya çıkarılan 242 kelaynak uzman personel tarafından yakalanarak kafeslere alınmaya başlandı. Kuşlardan kan örnekleri alan ekipler, halkalama işlemlerini ve kilolarını kayıt altına aldıktan sonra kafese koyuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Şubat ayında üremeleri için doğaya bıraktıkları kelaynakların Temmuz ayı itibariyle kafeslere almaya başladıklarını söyledi. Kuşların zarar görmeden kafese alındığını anlatan Erdoğan şöyle devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğümüz dahilinde bulunan
Bilecik'teki Kelaynak istasyonunda her yıl olduğu gibi kelaynaklarımızı yaklaşık Şubat ayında, Şubat ayının ortasında tabiata salıyoruz. Beslenmeleri için, yeniden üreyebilmeleri için, çoğalabilmeleri için. Haziran sonu veya Temmuz ayının ilk haftasında da yeniden kafesleri alıyoruz. Kafesleri alırken yakalama kafesini aldığımızda yeni bireylerimizi, yavru bireylerimizin hem eşey tayinini belirlemek için hem de sağlıklarını, durumunu kontrol edebilmek gayesiyle arkadaşlarımız birer birer ölçümlerini alıyorlar, halkalamalarını yapıyorlar. Kendilerinin artık bundan sonraki ömürlerinde, hayatlarında o halka numaralarıyla beraber bizdeki kayıtları devam edecek. Kan örneklerini alıyoruz. Üniversiteyle yaptığımız işbirliği içerisinde, dahilinde bu kan örneklerinden erkek veya dişi olduklarının tespitlerini yapıyoruz. Bu sene hamdolsun verimli bir sene geçti. Arkadaşlarımızın gayreti ile verimli bir sene geçti. Beklediğimizin üzerinde yavru aldık. Halilye Belediyesi koronavirüs salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde önemli bir paya sahip olan maskenin üretimini ve ücretsiz dağıtımını sürdürüyor. Ekipler ilçenin farklı noktalarında aylardır olduğu gibi kurduğu standlarda ve çeşitli semtlerde maske dağıtımına devam ediyor. Haliliye Belediyesi yeni tür koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından başlattığı mücadeleyi aksatmadan sürdürüyor. Bir Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci içerisinde maske, sosyal mesafe ve hijyen önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi salgından korunmak için maske üretimine devam ederken Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler ilçenin en işlek bölgeleri olan Atatürk Bulvarı, Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağı'nda kurdukları standlarla vatandaşlara maske dağıtmayı sürdürüyor. Ekipler ayrıca ilçenin farklı mahallelerinde maske dağıtım işlemini gerçekleştiriyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, pandemi sürecince halka ücretsiz maske ulaştırmak için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı tedavisinin ardından bugün doğal yaşam alanına bırakıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Alınan bilgiye göre yaklaşık bir ay önce Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazisinde çöl varanı bulunan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı çöl varanı, yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu haberle birlikte bülteni de noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar.